Gelin ey aşıklar gelin, hu Mevlam hu, bu menzil uzağa benzer, hu Mevlam hu. Nazar kıldım şu dünyaya, hu Mevlam hu. Kurulmuş tuzağa benzer, hu Mevlam hu. Nice yüz bin günah ettim, hu Mevlam hu. Her biri bir dağa benzer, hu Mevlam hu. Çala derviş Yunus'u çala, hu Mevlam hu. Sen özünü Hakk'a bağla, hu Mevlam hu. Ağlar isen başına ağla, hu Mevlam hu. Elden vefaya benzer, hu Mevlam hu. Efendim, Mevlid-i Şerif derslerimize devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde Mevlid-i Şerif okurken nelere dikkat edeceğiz? Kurallarımız nelerdir? Onlardan bahsetmiştik. Özellikle bir kuralımız var. O da şudur. Fa'ilatun, fa'ilatun, fa'ilun. Aruz veznine göre Mevlid-i Şerif'i icra etmemiz gerekiyor. Bu ne demek? Şimdi Mevlid-i Şerif'in her mısrası 11'li hece vezniyle oluşturulmuş. Sayalım. Allah adın 4, zikridelim 4 daha 8, evvela 3, 11 ediyor. Vacip oldur cümle işte her kula. Bütün satırlar 11'li hece vezniyle devam ediyor. Ama aynı zamanda failatun, failatun, failün aruz vezniyle okumamız lazım. Bu ne demek? Şimdi bunu açıklıyorum. Mevlid-i Şerif'i öğrenirken öncelikle sözleri bir meşk etmemiz gerekiyor. Yani failatun. Birinci bahrimiz neydi? Allah adın, yani tevhid bahri. Dersimizde en başında bir sabah makamında bir ilahi okuduk. Onun devamı olarak şimdi Allah adın zikredelim evvela failatun vezine göre okumaya çalışacağım. Failatun, failatun, failun. Failatun, failatun, failun. Bu vezne göre, bu akışa göre okuma yapıyoruz şu anda. Allah adın zikridelim evvela, vacip oldur cümle işte her kula. Allah adı olsa her işin önü, her gize biter olmaya anın sonu. Burada önemli olan şudur. Fa-i derken özellikle ikinci heceleri asla çekmeyeceğiz. Konuşur gibi okuyacağız. Anlaşılır bir üslupla devam etmemiz gerekiyor. Eğer name yapacaksak daha çok mısra sonlarına bırakacağız o güzellikleri, o nameleri. Makamın güzelliklerinden bahsediyorum. Toparlayalım. Devamında mesela bir kez Allah dise aşk ile lisan, dökülür cümle günah misli hazan. Bir kez Allah diyemeyiz. Bir kez Allah ikinci İ hecelerini hiçbir zaman uzatmayacağız ve
Aynı zamanda kelime sonlarında yapacağımız o güzellikleri, makamatın güzelliklerini, uzatmaları, nameleri kelime sonlarına bırakacağız. Bu şekilde failatun, failatun, failün hece aruz veznine ve on birli hece veznine uyarak Mevlid-i Şerif'i icra etmeye çalışacağız.